LGS'ye son 25 gün, yarın son tekrar kampımız bomba gibi başlıyor. Sıkı sıkıya çalışıyorsunuz arkadaşlar, asla vazgeçmiyorsunuz ve beraber hayallerimize kavuşuyoruz inşallah. Günün sözüne baktığımızda Jesse Owens gerçekten karizmatik bir insan. Hepimizin hayalleri var. Fakat hayallerin gerçeğe dönüşmesi için müthiş bir kararlılık, özveri yani kendimizden vermek, öz disiplin yani kendimizi disiplin etmek ve çaba gerekiyor. Bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu son 25 günde de 25 puan artıracağız gerekirse. Sıkı sıkıya çalışacağız ve Jesse Owens'a teşekkür edeceğiz. Gerçekten karizmatik bir insan. Bizler çalışıyoruz Jess. Bize böyle şeyler söylemeye gerekiyor. Biz zaten öz disiplinimiz var. Özveriliyiz, gayretliyiz. Herkes sokağa çıkmak istiyor ama biz zaten sokağa çıkma yasağı olmasa bile çıkmayıp evde ders çalışacaktık diyoruz. Ve günün yorumuna bakıyoruz. Şimdi Sıla diyor ki dilenci değilim. Bir like hocam. Allah versin. Şaka. Hocam tutarsa hepsini ekler misiniz? 10 sorucuk var. Bakalım. 10 sorucu. Hayır hepsini eklememişler. Çünkü bazı sorular aynısı olduğu için sosyal medya ekibimiz azaltıyor. Benim suçum değil. Onlar azaltıyor. İngilizce ve inkılap bak. Bunu 10 kere cevapladık ama yine de bakalım. Derslerine çok sıkı çalışmaya başlasam full yapma şansım var mı? Tabii ki var. Bunlar o kadar da zor dersler değil. İnkılap, İngilizce çalışıldığı zaman full yapılır. Matematik bak zor. Allah var şimdi. Matematiğe bir şey demem. Ama inkılap ve İngilizce de bakın. Notlarını çıkarsanız, duvarınıza assanız, örnek soruları, LGS sorularını, Tonguç'un kitaplarından elinize olanları çözseniz inkılap ve İngilizceyi gerçekten çok iyi yaparsınız. Ailem beni destekliyor. Tebrikler ailesi. Çok çalışıyorum ama başaramazsam diye çok korkuyorum. Ne yapalım? Ailen seni kazan diye desteklemiyor. Seni sevdiği için destekliyor. Sen kazansan da kazanmasan da Sly, ailen senin yanında. Zaten sen onların bir tanesisin. Canısın ya. Kardeşin varsa iki tanesi olabilirsin, o fark etmez. Ama sonuçta ailen seni her halükarda seviyor. Ama sen mutlu ol diye biraz daha çalışmanı istiyor. Ha, çalıştın, fen lisesi olmadı da Anadolu lisesi oldu. Anadolu lisesi olmadı da sosyal mühendis. Sosyal mühendis olmadı da imam hatip. İmam hatip olmadı da bir başka bir şey. Fark etmez. Sen çalıştın, görevini yaptın mı? O yeterli. Bu yeterli. Zaten bunu Allah da görüyor. Allah bakıyor ya bu çalıştı, gayret gösterdi. Ha, bunun için hayırlısı buymuş diyebilir. Ha, biri şu var mesela biri senden daha fazla çalışırsa tabii ki onun hakkı daha fazla olacak. Bunu da bilmen lazım. Dolayısıyla sen ne kadar fazla çalışırsan o kadar hakkını alacaksın. Hepsinin denemelerini çözüyorum. Farklı yayınlardan çözmem gerekir mi? Eğer denemeleri bakın bizim yayınlarımızı biz neden sizlere tavsiye ediyoruz? Birincisi biz olabildiğince tam sınavda çıkabilecek tarzda sorular soruyoruz. Yani böyle örnek sorulardan, LGS sorularına bakarak soruyoruz. Eğer örnek sorulara benziyorsa çözeceğiniz kaynaklar. Eğer burada oldu bizde olduğu gibi böyle kare kodlarla soru çözümleri varsa böyle üstte ön bilgileri varsa soruların. Ve soruların çözümü sizlere böyle sunuluyorsa. Bakın şurada göstereyim. Gösteremiyorum gerçekten ama. Burada kare kod okutaraktan soru çözümüne ulaşabiliyorsan. Ve yine aynı şekilde hani bunlar zaruri. Ama bir de şu olsa daha iyi tabii. Böyle denemeden analizi varsa. Ben matematikte 7'yi yanlış yaptım. Hayır. Tam kare özdeşliğini yanlış yaptım diyebiliyorsan ve onunla alakalı testlerine gidebiliyorsan tabii ki başka yayınlardan da çözebilirsin. Ama hocam onları ben bulamıyorum diyorsan o zaman bizim kitaplarımızı bitir. Ardından da örnek sorulara bak. Ardından da LGS sorularına bak. Bu senin için faydalı olabilir. Dolayısıyla bizim amacımız sizin başarılı olmanız. Biz siz başarılı olun diye. Ya biz bu kitabı biliyoruz kardeşim. Bakıyoruz. Güzel yani. Fena değil. Abi. O zaman buradaki sorular da iyi. Çıkmış soruları biz çok yakalıyoruz. Soruları acayip fazla yakalıyoruz ama Milletin Bakanlığı diyor ki öyle artistik yapamazsınız. Yok öyle. Bir soru yakaladık diyemezsiniz diye fazla yayınlayamıyoruz soruları. Bak bu sorunun aynısını biz sorduk diyemiyoruz. Ama normalde emin olun sınavdan sonra bu bizim kitabımızdaki şu soru, şu kitabımızdaki şu soru diyoruz. Dolayısıyla o yüzden böyle soruları yakalayabilen kaynaklara dikkat etmenizi isteriz. Son tekrar kampı ne zaman? Yarın. Kesin tarih verir misiniz? Yarın. Yarın kesin tarih. İllere göre verilen örnek soruların zorluk derecesi aynı mı? Hayır. Farklı. Bazıları daha zor oluyor. Bazıları daha kolay oluyor. Ama sonuçta her biri sizin faydanıza. Sizleri çok seviyorum. Teşekkürler Sıla bizleri sevdiğiniz için. Emekleriniz için teşekkürler. Rica ederiz diyoruz. Günün okulu Batman Fen Lisesi. Şaka tabii. Batman Fen Lisesi. Niye? Çünkü 60 öğrenciden 41 tıp. Ne demek niye hocam? Yani niye bu okula girmeliyiz? Çünkü 41 tıp var. Bu ne demek biliyor musun? Geri kalanlar da gene süper bölümlere girmiş. Eczacılık, diş hekimliği ya da ne bileyim mühendisliğe girmiş. Dolayısıyla bizler bu liseleri kazanmak istemeliyiz. Ha bu fen lisesi olmazsa başka bir fen lisesi olur. Atıyorum Giresun fen lisesi olur. Atıyorum Yozgat fen lisesi olur. Bak onun dilimi daha düşük. Yani matematikte 5 yanlış, fende 3 yanlış, Türkçede 2 yanlış, dinde bile yanlış yapmış. Yani tövbe estağfurullah. Olsun olabilir. Dolayısıyla bundan da bayağı bir geride. Buraya da oraya da bütün liselere de sizler gireceksiniz. Çünkü sizler çalışıyorsunuz. Çalışan kazanacak, elması kızaracak. Hapur hapur o elmaları yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ödülü soruya bakıyoruz. LGS sürecine ne sormak istiyorsunuz bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.